Her şeyi yaptık. Fenerbahçeli oyuncuları ve bu şampiyonlukta onlara yardım eden, bu şampiyonlukta emeği geçen herkesi yine de biz tebrik ediyoruz. Çünkü biz Galatasaraylıyız. Bizim her zaman başımız dik. Her şeyle mücadele etmeye çalıştık sahada ama ne yazık ki bir yerden sonra sahada her şey gücümüz yetmiyor yani. Bugün artık çok bariz her şey ortaya çıktı. Serinin ilk başından beri biz sahada adil mücadele etmemize izin verilmedi. Ama sonuçta biz Galatasaray'ız. Herkesi yenebilirdik. Bunu yapabilecek güçteydik ama ne yazık ki olmuyor yani. Bir yerden sonra biraz da adalet gerekiyor. Yani söyleyecek çok şey var aslında ama şimdi tabii ki her şey çok sıcağı sıcağına. Bence her şey ortadaydı. Yani maçı pozisyon izlersek eğer çok fazla tartışılacak şey var. Ama dediğim gibi yani biz Galatasaray'ız. Başımız dik, alnımız ak. Dediğim gibi ben bütün takım arkadaşlarımı ve bütün ekibi kutluyorum. Bence biz Galatasaray'a yakışanı yaptık. İzin verilmedi şampiyonluğumuza. Geçmiş senelerde de böyle şeyler olmuştu ama artık bu sene çok bariz oldu yani. Üzgünüz, çok üzgünüz. Ama gururluyuz, Galatasaraylıyız. Yapacak şu anda çok fazla bir şey yok. Artık bu sene bu tepkiyi vermeliyiz ki ilerleyen senelerde şampiyonluğumuza mani olunmasın. Ben ilk maçtan sonra da söylemiştim sahadaki emeğe saygı gösterilsin diye. Artık iş çok farklı boyutlara geçti. Bundan sonraki dönemlerde inşallah emeğimize saygı gösterilir. Ben yine dediğim gibi yani emeği geçen ve yardım eden herkesi kutluyorum. Yani çok çirkin şeyler bunlar. Açıkçası ben bunu koca bir camiaya da mal etmek istemiyorum. Ama bunun önüne geçilmeli yani. Çok açık yüreklilikle söylüyorum ki bana edilen küfür beni etkilemiyor. Yani bana küfür etse ne olur, insanlar etmese ne olur. Ama önüne geçmek gerekiyor yani. Türk sporunu yüceltmek adına bunu engellemek gerekiyor. Nasıl ki bizim sahamızda biz iki maç oynadık. Ki buradakilerin herhalde bir 10 katı falan hatta daha fazla seyircimiz aldı yani. Daha kötüsünü yapabilirdik. Ama biz gayet efendi bir şekilde ağırladık onları. Yani dediğim gibi beni etkilemiyor ama hoş şeyler mi? Hoş şeyler değiller. Sonuçta mücadeleyi sahada vermek gerekiyor. Yani bugün de biz burada etkilenmediğimizi gösterdik bence. Bunları tabii ki... Yani burada tabii ki yani Fenerbahçeli oyuncular da bunu engellemeye çalıştılar açıkçası. Ben bunu biliyorum. Başta Nevriye olmak üzere. Ama biz onlardan da aynı asilliği bekliyoruz. Ne yazık ki bunu yapamıyorlar. Umuyorum ki ben önümüzdeki senelerde yapacaklar. Dediğim gibi yani bunu da ama ben koca bir camiaya mal etmiyorum. Tabii buna engel olması gereken insanlar var. Onlar da bence engel olmalılar. Sevgili izleyiciler, Galatasaray rezilliğini koruya dursun. Dördüncü maçtan bir gün önce skandalın en büyüğü yaşandı. Basketbolun Merkez Hakem Kurulu 3 kez atama değişikliği yaparken ne Türkiye Basketbol Federasyonu ne de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Metin Şahin en ufak bir açıklama yapmayarak kimsenin kafasındaki soru işaretlerini silemedi. Ne yapmıştı peki Merkez Hakem Kurulu maçtan bir gün önce, hemen hatırlayalım. Saat 10.30. Maça baş hakem olarak Rüştü Nuran, ikinci hakem olarak Serkan Emlek, üçüncü hakem olarak da Uğur Özen atandı. Buraya kadar bir sorun yok. Ama bir saat sonrası, saat 11.30. Merkez Hakem Kurulu, baş hakem Rüştü Nuran'ın yerine bir önceki listede ikinci hakem olarak görünen Serkan Emlek'i, ikinci hakem olaraksa Özlem Yalman'ı atadı. Üçüncü hakem Uğur Özen ise listede kaldı. 3 saat sonrası, saat 14.30. Federasyon bir kez daha değişikliğe gitti. Baş hakemliğe serinin ikinci maçını yöneten Murat Biricik atandı. Serkan Emlek ikinci, Uğur Özen de üçüncü hakem oldu. Kısacası 4 saatte 3 atama ve dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış, yaşanılması mümkün görünmeyen bir skandal. Peki diyelim ki bir şekilde bu skandala imza atıldı. Ya sonrası? Ne Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ne de Merkez Hakem Kurulu'ndan en ufak bir açıklama gelmedi. Basketbola gönül verenler ve Galatasaray taraftarı şimdi final serisini istenilen şekilde bitiren Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan bu atama skandalı hakkında bir açıklama bekliyor. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta